kentte Taksim'e yolu düşeli büyük bir mücadele bekliyor. Taksim Meydanı'nın yayalaştırma projesi kapsamında meydanın etrafının bariyerlerle çevrilmesi yayalara hayli zor anlar yaşatıyor. Taksim Meydanı'na yerleştirilen bariyerler vatandaşla belediyeyi karşı karşıya getirdi. İşte nereden geçeceğimi bilmiyorum. Şuradan geçiyordum Ergun. Burada kapanmış. Taksim Meydanı yayalaştırma projesi kapsamında meydanın etrafı bariyerlerle çevrildi. Fakat bu uygulamadan habersiz olan vatandaşlar bariyerin içinde mahsur kaldı. Yok yok, şu tarafa gideceğiz de bu kesildi ya burası. O yönden. Vatandaş geçecek yol bulamayınca çareyi bariyerin üzerinden atlamakta buluyor. Biz de vatandaşın ne yaşadığını anlamaya çalıştık. Arkadaşımız Erman Yapan bariyerin üzerine çıktı, başına gelmeyen kalmadı. Gelin abi, gelin. Gel. Bariyerin içinde sıkışan vatandaşlar polisinle olmadı ya. Bariyerin üstünde olayı anlatmaya çalışan Erman düşme korkusu yaşarken mikrofonu açmayı da unuttu. Bariyeri açmayı başardım. Ancak tek tehlike bariyerler değil. Bariyerlerin yolu daraltması başka bir tehlikeyi de gözler önüne seriyor. Eğer buradan otobüs geçerse gördüğünüz gibi böyle geçmemiz gerekiyor. Hal böyle olunca insanlar Taksim'e nereden gideceklerini şaşırdı. Meydanın bariyerlerle çevrilmesiyle birlikte vatandaşlar da kelimenin tam anlamıyla eziyet yaşıyorlar. Taksim meydanına çıkmak isteyen vatandaşlar tarla başındaki bariyerlerle çevrili bu küçük yolda yürümek zorundalar. Ne oldu be? Mecburuz, yapacak bir şey yok. Bir de dağıtım yapıyoruz burada. Yani buna bir önlem alınması lazım. Ve kötü haber. Taksim Meydanı'nı yayalaştırma projesi yaklaşık 8 ay daha devam edecek. Evet, bugünlerde yolu Taksim'e düşecekleri hakikaten zorlu bir mücadele bekliyor. Erman Yapan'a teşekkür ediyoruz. Neyse ki gördü, kazasız belasız geldi stüdyoya.